İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ve hisse senetlerine bir miktar yatırım yapıyor, yatırım yapmayı düşünüyorsanız, biraz ekonomi kanallarını takip etmeye başladıysanız bu sıralarda temettü ve temettü hisseleri tabirlerini sıklıkla duyuyorsunuz. Peki temettü ve temettü hisseleri ne demek? Temettü en basit haliyle eş anlamlısı kar payı demek. Bir borsaya kote edilmiş, borsada işlem gören bir şirketin bir yıllık bilançosunu sonunda yapılan yönetim kurulu toplantısında bir karar veriliyor. Şirket eğer kar elde ettiyse bu karını ya hisseleri hissedarlara pay edecek ya bir kısmını pay edecek ya da etmeyecek sermayesine ekleyecek. İşte bu karın bir kısmını hissedarlara yani hisse başına dağıtmasına ve o hisselere verilen paya biz temettü yani kar payı diyoruz. Her bir hisseye düşen paya temettü kar payı diyoruz. Temettü hisseleri ise sıklıkla temettü veren, düzenli bir şekilde temettü veren hisse senetleri ve yüksek oranda temettü veren hisse senetleri. Peki yüksek oranda temettü neye göre nasıl karar veriyoruz? Bunun tam bir tanımı yok ama bana sorarsanız o anda işlem gören hisse senedinin fiyatının %5'i ve üzerine denk düşüyor olması lazım bir senetteki temettü oranının yüksek olması için ve bizim o senedi temettü hissesi olarak değerlendirmemiz için yani diyelim ki şirketin hissesi yani bir payı bir lotu 100 lira diyelim. Eğer hisse 5 lira ve üzerinde net temettü açıkladıysa o hisse senedi iyi verimli bir temettü açıklamıştır ve bunu düzenli yapıyorsa ve düzenli olarak da bu oranı koruyabiliyorsa işte o bir temettü hissesidir ve bu hisseden eğer ileriye dönük olarak yatırım yapmak istiyorsanız toplayabilirsiniz. Ee, tabii bunun için başka etkenleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ee, şunu diyebilirsiniz. Yıllık enflasyonun %65 olduğu bir ülkede e, faizin %45 olduğu bir ülkede, doların 60-70 arttığı bir ülkede e, %5 kar payı alsam çok mu önemli? E, tabii bu %5 aldığınız kar payı e, adı üzerinde bir kar payı. Yani e, sizin hisse senediniz de eğer güçlü bir hisse ise ilerisini görebiliyorsanız köklü bir şirketse uzun yıllardır faaliyette ve Türkiye'de piyasası olan e, piyasada hakim bir senetse ve ileriye dönük olarak da bunu koruyacağını düşünüyorsanız o hisse senedinin fiyatı artacaktır. Yani sizin e, diyelim bir ev aldınız aldığınız kira da önemli tabii ama bu kirayı aldığınız gibi o evinde fiyatı artıyor. Yani yaptığınız yatırımın değeri o evin e, rahiç bedeli üzerinde de artıyor. Kira sizin için bir gelir. Bu hisse senedinde kar payında da geçerli. Yani siz bir hisse senedi alıyorsunuz bugün 100 lira bir sene sonra 150 lira 200 lira olabilir. Olmayabilir de. O sizin e, öngörünüze bağlı bir şey. Ona göre değerlendirmeniz lazım. O aldığınız yıllık %5-10 arasındaki e, temettüler, kar payları ise size e, bir ekstradan para oluyor. E, bunun hisse senedinin fiyatıyla bir ilgisi yok. Aslında tabii ki temettü verdiği zaman hisse senedi bürüt olarak oradan o fiyattan düşüyor ama kısa sürede toparlıyor. Siz o kar payını istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Orada sonuçta sizin... E, yatırım yaptığınız miktarda bir paranız duruyor ve o orada değer kazanmaya devam ediyor eğer uzun vadeli tutarsanız tabi hisse senetli piyasası Türkiye'de maalesef e, bir alsat oyununa döndü e, adeta bir kumar gibi görülüyor aldım yükseldi sattım düşerse alırım yükselirse satarım gibi bir piyasa ya da orada işte bu senedin fiyatı artacakmış buraya yatırım yapayım bunun fiyatı düşmüş buraya koşayım A yükseldi biraz şu piyasayı görülmüş, şu hedef fiyatı bulurmuş buldu satayım başka bir senet alırım gibi bir anlayış var. Bir de aslında olması gereken ileriye dönük olarak bir yatırım yani bir şirkete sonuçta ortak oluyorsunuz bir hissesini bir payını satın alıyorsunuz ve o şirkette kar elde ettikçe size Düşük de olsa işte %5-10 civarında yıllık bir miktar para, kar payı size veriyor. Eğer bu amaçta bakarsanız yani çocuklarınıza, geleceğinize, emeklilik planı olarak bakarsanız bir yandan bir senedi biriktirip yıllık olarak da bir gelir elde edebilirsiniz. Temettü bir kar payıdır. Temettü hisseleri ise... Düzenli olarak yani en az 5 yıldır düzenli bir biçimde kar payı açıklayan, temettü açıklayan ve bu rakam %5 yani o anki hissenin fiyatının %5'i ve üzeri yani temettü verimliliği %5 ve üzeri olan senetler temettü senetleridir.